Değerli arkadaşlar, sevgili misafirler, kulübümüzün değerli üyeleri. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben diğer misafirimiz var, onu bir anons edip tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Derneğimizin bütün organizasyonlarında bizleri Türkiye Avcıları'nın medyasında çok iyi tanıtan, Türkiye Avcıları'nın uluslararası basında tanıtımını çok iyi ve yerinde yapabilen Türkiye'nin ilk ve tek Yaban TV kanalı ve Yaban TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Meriç. Alkışlarınızla burayı davet ediyorum. İyi akşamlar değerli büyüklerimiz, ağabeyler, kudar, duayen üstadlarımız, abilerimiz var. Genç arkadaşlar, değerli dostlar. Her yıl bir şekilde muhakkak Burdur'a gelip sizlerle bir arada olmak artık bir gelenek oldu. Her yıl geliyorum, bakıyorum saçlarım biraz daha dökülmüş, biraz daha yaşlanmışım. Ama burası daha fazla gençleşiyor her sene. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Burada yeni bir av sezonu başladı bu sene ama hem kendimiz açısından çok sıkıntılı hem de memleket açısından çok sıkıntılı bir dönemi yaşıyoruz. Hepimiz bu akşam burada bir araya gelmişken memleketimiz için mücadele eden ve hayatını kaybeden çok değerli şehitlerimize hep beraber başsağlığı dileyelim. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyelim ve gazilere, değerli ailelerine de sabırlar dileyelim. Değerli dostlar, bir iki cümle söylemek istiyorum. O da şu: Yaban'ın doğası gereği biz Anadolu'nun her yerine gidiyoruz. Kulüplerimizle bir araya geliyoruz. Avcılarımızla görüşüyoruz. Yüz yüze görüşüyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinde ne yazık ki av sistemimizle ilgili de çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bildiğiniz gibi aynı gün içinde ikinci bir avlığa gidememe sıkıntısı var. Belli türlerle avlama, kısıtlama sıkıntıları var. Orada kota olabiliyor, internetten sıkıntılar olabiliyor. Köylerde, ücra yerlerde yaşayanlar var. Yaşadığı yerde internetin çekmediği insanlar var. Dolayısıyla av sistemimizde hakikaten ciddi sıkıntılar var. Bundan 2,5 sene önce bu sistemle ilgili ilk adımlar atıldığında, esasında bu sistemin temeliyle ilgili de size bir iki bilgi vereyim. Bu 2003 yılında mevcut şu anki kara avcılık kanunu değişiyor. Ki ben o zamanlar Emiroğlu Türkiye'de avcı var mı dahi bilmiyorum. O kadar mevzulara uzaktım. Daha 2003 yılında yaban kurulunca öğrendim. 2003 yılında kara avcılık kanunu değişiyor ve o kanunda da ne diyor ki, işte efendim devlet avlığı olur, genel avlığı olur. İşte özel avlar olur, ördek avlar olur filan diye bir kanun çıkıyor o zaman. Ve o sıralarda tabii bizim avcı camiası henüz çok güçlü olmadığı için, henüz orada da televizyon yok, kulüplerin birbiriyle yakın teması yok, bu bölgede ne oluyor, öbür bölgede ne oluyor, Avrupa'da ne oluyor bilmediğimiz için, çok da örgütlenmiş henüz olmadığımız için o sırada, tabii o kanun bir şekilde çıkmış o yıllar. Ve 2009 yılına geldiğinde, 2009 yılında bakanlıkta bir karar alınıyor. Deniyor ki bu kanun gereğini artık yapalım. Yani her yeri avlak diye tanımlayalım deniyor. 2009 yılında bakın bundan da hiçbirimizin haberi olmuyor. Ne hiçbir kulübümüzün, ne bizim, ne federasyonlarımızın hiçbirinin haberi olmuyor. Ama 2009 yılında, yani bundan 6 yıl önce. Deniyor ki böyle bir şey yapmamız lazım. Ondan sonra bakanlık da bu kararı veriyor. Verdikten sonra ve o kararda da şöyle deniyor. Deniyor ki en geç 2015-2016 yılına kadar bütün alanlar avlak olarak belirlenecek ve buralarda kotalar belirlenecek ve bir sistem içinde gelinecek diye de o zaman bir süre konuyor. Bunlardan da haberimiz yok. Ne zaman ki bundan 2 sene önce uygulama başlıyor, başladı daha ilk hafta, ama ilk haftasında tabii Anadolu'nun her yerinden şikayetler var. O sırada da televizyonda bizim program yaptık. Ve o programda da dedik ki, bu bir açık kürsü programı, isteyen herkes gelsin.
Tabii bizim camiamızın şöyle bir huyu var. Yani sıkıntı kapıya gelmediyse kimse de pek fazla ilgilenmiyor. Sana diyor ki bunlar böyle bürokratik mevzular, aslında bizim sıcak mevzularımız. O sırada bir program yaptık. Ve adeta gerçekten bu sistemin sıkıntılarını feryat ederek anlattık. Bir şey yapıldı mı pek yapılmadı açıkçası o zamandan. Yer yer bazı sesler çıktı. Tabii bu sene sistem daha geniş bir alana yayılınca feryatlar daha da fazla yükseldi. Şu anda bizim av sistemimizle ilgili gerçekten ciddi sıkıntımız var. Bizim başından beri yabanda arzu ettiğimiz şey şudur. Dünyanın her yerinde bu hususlarla ilgili kararlar mutlaka av kuruluşlarıyla beraber verilir. Yani Burdur'la ilgili bir karar veriyor ise, bakanlık bir karar veriyor ise, mutlaka Burdur'daki avcıları dinleyip onların memnun olacağı bir şekli bulması gerekir. Çünkü siz buradaki iki tane, üç tane orman memuruyla buradaki birkaç bin insanı denetlemenize imkan yok. Dışarıdan gelenleri de saydığınızda belki 10.000 insan merak olurdu. Siz bunu denetleyemezsiniz. Ancak bu insanlar çok inanacaklar o kurallara. Onların da kafasına yatacak. O zaman bu insanlar zaten o sisteme uygun hareket eder. Onun için biz her zaman bunu müdafaa ettik. Ve bu şekilde de yayınlandık. Ne yazık ki bu dönemde benim gördüğüm şey şu. Bizim sivil toplumun arzuları, kulüplerimizin arzuları çok fazla sisteme yansımadı. Yansımamasının sebeplerinden bir tanesi şu. Türkiye'nin bir yerindeki av kulübümüz başka bir şey söylüyor, öbür taraftaki başka bir şey söylüyor. Bir taraftaki federasyon ben bu sistemin tamamına karşıyım diyor. Başka bir federasyonumuz, başkanımız bu sistem çok iyidir diye imza atıyor. Yani öyle bir durum, bir kafa karışıklığı var ki. Ve bu da bizi hakikaten çok zor durumda bıraktı yaban olarak. Yer yer bazı yayınlar yaptık ve bu yayınları yaptığımızda da genelde şu kritikle karşılaştık Ankara'da. Bize dediler ki ya siz böyle diyorsunuz ama bak böyle de düşünen var, böyle de düşünen var. Siz tek taraflı bir şey diyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir tek görüş ortaya çıkaramaması camiamızın bu sistemde söz sahibi olmamıza da engel olur. Söyleyeceğim husus şu, bugün dünyada gerçekten avla ilgili ters bir rüzgar esiyor. İnsanların büyük çoğunluğu niye av yaptığımızı anlamıyorlar. Bu işi yapmayın arkadaş diyorlar, siz keyfiniz için bu hayvanı yapıyorsunuz. Bu ters rüzgar eserken, bunu tabii Türkiye'de etkileri oluyor. Her vesileyle, yani avcının avı neden yaptığı, aslında doğayı neden, ne kadar çok sevdiği, aslında orada doğayla bütünleştiği, aslında oradaki türlerin sürekliliğine de saygı gösterdiği hususu dikkate alınmıyor. Dünyada tam tersine bir rüzgar var ve bu Türkiye'de de tam tersine bir böyle rüzgarların o kadar aleyhine estiği zamanda aslında bizim bütün canlı olarak çok dikkatli, çok akıllı, çok birlik içerisinde hareket etmeye ihtiyacımız var. Doğrusunu sorarsanız bu hareketi yapamıyoruz. Camiamızın çok büyük bir hastalığı var. Birbirimizle uğraşmaktan, İnternetlerde, sosyal medyada, Facebook'ta birbirimizi harcamaktan bir araya gelip beraber derdimizi çözmek yolunda bir şey adım atamıyoruz. Şu camianın kendi kendisiyle uğraştığı enerjiyi gerçekten birlik halinde şu meselelerin çözüm için harcasa çözümleyecek bir şey yok. Ama böyle bir hastalığımız var, bir kanser var bünyemize girmiş olan. Bu camiada bir tane iyi insan yok, kıymetli büyüklerim, kıymetli arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu ya? Herkes kötü. Herkes kötü. O kurum kötü, bu insan kötü, filan kulüp kötü, filan adam kötü. Sabah akşam bunlar yazılıyor. Camiamız bunlarla meşgul ediliyor. Bizim bu negatif şeyden bir kurtulmamız lazım. Bizim sen iyisin dememiz lazım. Ne güzel yapmışsın dememiz lazım. Ne güzel bizi temsil ettin dememiz lazım. Aslandayız, arkandayız aslanım dememiz lazım. Camiamızın bu negatif, bu kötü, bu moral bozan dilden kurtulur. Bu dedikodudan kurtulur. Birbiriyle internetlerle uğraşmaktan kurtulur. Birbirine dayanışma göstermesi lazım. Emin olun eğer bunu yapmazsak. Bakın ben bugün bunu burada söylüyorum. Yıl 2015, Eylül ayındayız. 5 sene sonra bu ülkede av yapılamaz hale bu kadar rüzgarlar terse eserken bir camia birbirini destekleyip birlik olmak yerine sabah akşam Facebook'ta orada burada birbirine yemek enerji harcarsa bütün kararlar aleyhimize çıkar. Onun için benim söyleyeceğim şey şu, hepimizin kendi çapımızda yapacağımız şey var. Burada mı konuşuyoruz, kahvede mi konuşuyoruz, avda mı konuşuyoruz, Facebook'ta mı konuşuyoruz?
birbirine düşen, birbirini yiyen, birbirini meşgul eden, birbirini atıp tutan insanlara yüz vermememiz lazım. Kardeşim bunu bırak. Senin müsbet ne faydan var? Olumlu ne faydan var? Dememiz lazım. Bu içimizdeki kanseri, camianın içindeki bu kanseri atmamız lazım. Kıymetli dostlar. Bu değerli keyifli gündüzde bu kadar ciddi mevzularla kafanızı yormak istemem. Ama bilin ki bunu yapmaz isek bu yeriş çok tersine doğru akmaya devam eder. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya geliyorum. Buraya geldiğimde arzum şu aslında. Ben Hasan'ı zaten tanıyorum. Her gün zaten onunla konuşuyorum. Arzu ediyorum ki sizlerin bize söyleyeceğiniz bir şey varsa bunları bizzat kendi kulağımla dinleyin. Televizyonla ilgili olur, yaşadığınız ablayız kusurlarıyla ilgili olur, fikriniz olur, bir öneriniz olur. Hepinizi dinlemek isterim bir şey olduğunda. Burada oturacağım. Dinlemek, bunları da arkadaşlarıma iletmek. İcabında diğer bölgelere gittiğimde oradaki avcılara da iletmek isterim. Onun için buradayım. Afiyet olsun. Çok güzel bir günsünüz. Hasan'ı yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Emin olun Türkiye'de çok az bu kadar ciddiyetle, her sene etkinliğini böyle ciddiyetle yapan, böyle güzel dayanışma içinde olan duayenleri, gençleri, yenisi, hepsi bir araya gelip böyle çok güzel bir birliktelik sergileyen çok az grup var. Bunun değerini bilin. Ben de çok iftihar ediyorum sizlerle beraber olmaktan. Tüm Yaman ailesinin, Yaman'daki abilerimizin, arkadaşlarımızın, hepsinin size sevgilerini, selamlarını getirdim. İnşallah uzun yıllar böyle güzellikler, mutluluklar içinde devam eder. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla herkesin keyfi yerinde. Umarım avlarınız da yerinde olur. Hayatımda elini tabancaya değmemiş biri olarak av mevsim başladı herhalde değil mi başkanım? Bereketiniz bol olsun diyorum. Avcı olarak tanıdığım bir orada Mustafa abi var. Ona da daha borcumu ödeyemedim ki Feyzullah abinin de avcılığından şüpheliyim. Hepinize tekrar mevsiminizin hayırlı olmasını, kazasız belasız geçmesini diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum.
Mehmet Bey Burdur'da çok ünlü belli ki. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Sağ olun. Sizle tanıştık. Sizi çok seviyorlar. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar çok teşekkür. Evet değerli arkadaşlar. Benim dernek yönetimimde yaklaşık 8. yılım. 8 yıldır beni dernek yönetimde yalnız bırakmadılar. Ne yaptıysak hep birlikler bu işleri sırtladık, göğüsledik. Bana her daim yardımcı oldular. Yönetim kurulu üyelerimden sevgili İbrahim Kural. Plaketini vermek için Sayın Melih Meriçipo'ya bekliyorum. Kalkmak gibi bir sistemde yok. Yalnız biz yine de bu 25 kişiyle gereken basın açıklamasını yaptık. Keşke orada 100 kişi, 150 kişi veya 250 kişi, şunu söyleyeyim, bu derneğin üyesi 650 kişi. 25 kişiyi geçmedi oradaki toplantı. Ben burada sadece birazcık sistemimi dile getirmek istedim. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. Arkadaşlar, bakın ben
bir köylüyüm. İllide araba almak ya da internet almak zorunda değilim. Zengin besleyecek değilim. Ben köyümde avı gidebilmeliyim. 15 gün gideceğim, ondan sonra mecbur araba alacağım, başka yere gideceğim. Böyle bir şey mi olur ya? Madem ki tüvekleri alalım, bir gün boykot edelim. Hepimiz oraya toplanalım. İşimizi duyuralım. Alsın tüvekleri arkadaş. Yapmam bunu. Başka fikrini beyan etmek isteyen var mı? İlle de internette tıklamayacağım, gelsin alsın. Ben teslim etmeye hazırım. Başka fikrini beyan etmek isteyen var mı? İsmim Şahin Ağar. Sistem güzel. Yalnız bu sistemde söylemek istediğim tek bir şey var. Şimdi biz avcıyız ama sistemi tabii bizden büyükler daha iyi bilir. Doğrusunu daha iyi bilir ama işlere karışmak istemeyiz. Şöyle bir şey var. Şimdi belli bir yerde, belli bir ava gidiyoruz. Tamam. Şimdi şeyi aldık. Randevuyu aldık. Gittik. Ama burada ölene kadar avlandık. Burada biz hoşlanamadık. Avlanıyoruz. Tamam, vergimizi yatırdık, her şeyimizi aldık, turumuzu aldık. Ama o gün öğleden sonra dönüşte başka bir av durağına uğramak istiyoruz. Bundan yararlanamıyoruz. Burdurlu olduğumuz halde kendi memleketimizde daha yakın mekanlarda avlanamıyoruz. Yani her şey güzel ama bir günde bir tane, yani bu bir gün öncesinden randevu alınıyor, başka bir yere alınamıyor. Bir gün öncesinden başka bir yere avlanmak bana doğru gelmiyor. Artık sizin saygınızı. Teşekkürler. Evet, ben çekilişlere başlayacağım. Mesajlarımda dediğim gibi 2015-2016 avcılık sezonu için 3 avcımıza otomatik av tüfeği, 4 avcımıza Mogan av bıçağı vereceğiz dedi. Ben ilk çekiliş yapmak için Yaban TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Meriç'i buraya bekliyorum. Bu yaptığımız çekiliş tüfeklerden ilki. Ya işin en kötü tarafı da bu. Bir kişiye çıkıyor, herkes nefret ediyor benden. Ayıp bir şey, zor bir şey ama ne yapalım? Madem başkan görev verdi, yapacak bir şey yok. Süleyman Can. Burada mı? Süleyman Can. Burada mı geldi? Burada mıydı? Bir telefon açın da bir konuşalım ya. Bir açsana telefon. Bir ara beni. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın Süleyman? Kaç yaşında? Süleyman. Benim adım Melih Meriç. Yaban TV Yönetim Kurulu Başkanıyım. Sana güzel bir haber vermek için arıyorum. Evet. Bu akşam kulüpteki çekilişte tüfek sana çıktı. Evet. Bir şey söylemek istiyor musun? Yukarıdan. Gelmiyor. Şunu açsana haberleri. Süleyman, duyuyor musun? Ha, bak şimdi herkes seni dinliyor mikrofonda. Bütün salon seni dinliyor. Duygularını alalım seni. Öncelikle bu konuda teşekkür ederiz. Hadi hayırlı olsun Süleyman.